Burada kolaycılığa kaçabiliriz. Ya hocam, onlar büyük veliydi, büyük Allah dostuydu. Onlar yapabilir, biz yapamayız. Bunun adı kolaycılığa kaçmaktır. Efendiler, o insanların da iki tane gözü var, bizim de iki tane gözümüz var. Onlara da Allah bir akıl verdi, bize de bir akıl verdi. İki elleri var, bizim de ellerimiz var. Ayakları var, bizim de ayaklarımız var. Onlar bu mertebeye nasıl erişti? Peygamberin sünnetlerini mümkün olduğu kadar fazlaca yerine getirmeye çalıştılar. Haramdan mümkün olduğu kadar sakınmaya çalıştılar. İlim meclislerinden ayrılmadılar. Sadıklarla beraber oldular. Bu meseleleri yerine getirdiler. Bu mertebeye eriştiler. Demek ki aynı istim üstünde, aynı sistem üzerinde biz de devam edersek potansiyel bir şekilde Allah'ın zikrini duyabiliriz. Bu başımıza gelebilir. Bunlar hikaye değil. Yaşanmış olaylar. Bu yaşanmış olaylar hikaye diye anlatılmaz. Yaşamak zorundayız, yaşamamız lazım diye anlatılır. Bir örnek daha vereyim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Üsküdar'da metfundur. Çok büyük Allah dostudur. İslam alimlerimiz ondan bahsederken derler ki, İstanbul'un üç büyük velisinden bir tanesidir. Feyzi çok boldur mübareğin. Bir gün dervişlik döneminde Üstadı Muhammed Üftadı Hazretleri, o da Bursa'da yatan mübarek. Diyor ki, dervişler, hadi bana birer tane çiçek kopartın getirin. Allah'ın güzelliklerini, birer tane çiçeği kopartın bana getirin. Biraz koklayayım. Bütün dervişler dağılıyor. Efendi Hazretleri emir vermiş. Çiçek istiyor. Hepsi bir taraflara koşturuyor. En güzel çiçeği bakalım hangimiz getirecek. Hepsi güzelcene birer çiçek getiriyor. Fakat Mahmut, Kadı Mahmut bir tane kuru, kırık saplı çiçek almış getiriyor. Herkes en güzel çiçekleri getirirken Kadı Mahmut, yani şimdiki adıyla Mahmud Hüdayi Hazretleri. O zaman daha adı Hüdayi değil. O lakabı kim taktı? Şeyhi taktı. Kırık saplı kurumuş çiçeği getiriyor efendisine. Efendim diyor, buyurun. Evladım diyor, bütün derviş kardeşlerim bize çiçeklerin en güzellerini topladılar. Bir yarış halindeler. Hayırda yarışıyorlar. Sen bize getire getire kırık saplı kuru bu çiçeği mi getirdin? Neden böyle yaptın evladım? Kadı Mahmud şöyle diyor. Efendim diyor, hangi çiçeğe eğildimse kopartıp size getirmek için Allah Allah diye zikrettiğini işittim. Onu zikrinden ayırmaktan utandığım için kopartamadım. Elim gitmedi. Sonra bir baktım bu çiçek sapı kırılmış. Bahsetmiş olduğum ağacın kökünden ayrılması gibi dalından ayrılmış. Zikretmediğini işittim. Öldüğünü anladım. Bu sebeple size bu çiçeği koparttım, getirdim. Bu dervişinizden kabul buyurun. Ne diyor Üftadı Hazretleri? Evladım, bana bugün en güzel hediyeyi sen getirdin. Senin adın bundan sonra Mahmud Hüdayi olsun. Mahmud Hüdayi. Ne yaptı bu adam? İşitti. İşitti. Allah'ın zikrini işitti. Yeryüzünde, nebatatta, canlılarda Allah'ın zikrini işitti. İşitebilmek için fedakarlık yapmak lazım gelir. Çıtayı yüksek tutmak lazım gelir. Dağın tepesini hedeflemek lazım gelir. Ömrümüz vefa etmedi. Dağın yamacına kadar çıkabildik, üstüne çıkamadık. Olabilir. Olabilir. Allah Teala nereye çıkmak istediğimize bakar. Çıkıp çıkmadığımıza bakmaz. Biz bu yeri istiyoruz. Biz Allah'ın zikrini işitmek istiyoruz. Allah Teala perdemizi açar ya da açmaz. Bu onun bileceği iş. Bize düşen nedir? Sa'yu gayrettir. Gayretimizi yapacağız, gerisini Allah'ımıza bırakacağız. Rabbim gönlümüzü, gözümüzü açsın inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhimin himmetiyle inşallah. Hocam, bizi en çok engelleyen nedir? Bu noktaya ulaşabilmesi için bir dervişin önündeki en büyük engel nedir? En büyük engel dünyadır. Dünya sevgisidir. Bunu bir Allah dostunun sözüyle nakletmeye çalışayım. Güneş ile dünya arasına ay girerse dünya karanlıkta kalır. Ne deniyor buna? Güneş tutulması. Güneşle dünya arasına ay girdiği zaman güneş tutulması olur.
güneşle ay arasına dünya girdiği zaman ay tutulması olur. İkisi birbirinden farklıdır. Hocam, güneş ayın 400 mislidir. Nasıl güneşi kapatabiliyor? Çünkü ay dünyaya güneşten çok daha fazla yakın. Güneşten çok yakın olduğu için kendisinden 400 kat büyük olan güneşin hacmini kapatıyor. Gündüzün bir vaktinde bir bakıyorsun etraf kararmış. Ne oldu? Ay güneşi tuttu. Işığa engel oldu. Bu neye benzer? Şu duvar mı büyük? Önümdeki şu bardak mı büyük? Karşımdaki duvarı görüyorsunuz. Duvar daha büyük değil mi? Peki. Bu bardağı aldım. Yaklaştırdım. Yaklaştırdım. Duvar gittikçe kapanıyor. Yaklaştırdım. Duvar kapandıkça kapanıyor. Gözümün dibine kadar koydum. Bir gözümü de kapattım. Şu anda duvarı hiç görmüyorum. Bunun adına güneş tutulması denir. Herhangi bir nesne bize çok yakın olduğu zaman, kalbimiz onu çok fazla sevdiği zaman tutulma yaşarız. Peygamber gözümüzden yok olur gider. Güneş kimdir manada? Efendimiz Aleyhisselam'dır. Samanyolu denilen dünyanın ve bütün gezegenlerin bulunduğu bu galaksiyi Allah Teala yarattı. Bu galaksinin efendisi kimdir? Güneştir. Bu galaksinin enerji merkezi nedir? Güneştir. Şimdi 18 bin alemi yarattı Allah Teala. Bu 18 bin alemde dünya denen yerde insanları ve cinleri var etti. Melekleri 7 kat semada var etti. Şeytanları var etti. Bunların tamamını Mevlamız yarattı. Bütün bu varlıkların efendisi kimdir? Mana güneşi Efendimiz Aleyhisselam'dır. Gözümüz dünya ile kapandığı zaman güneş tutulması yaşarız. Kalbimiz peygamberden uzaklaşır. Kalbimiz peygamberden uzaklaştığı zaman otomatikman Allah'tan uzaklaşır. Allah'tan uzaklaşır. Allah'tan uzaklaştığı zaman bir cennet hayal edemezsin. İşte Allah dostları diyor ki, güneş ile dünya arasına ay girerse güneş tutulması olur. Dünya karanlıkta kalır. Yani insan. Peki, Allah ile kul arasına dünya girerse ne olur? İşte o zaman da kul karanlıkta kalır. Kul Allah ile arasına dünyayı koymayacak. Kul Allah ile arasına hiçbir şey koymayacak. Kul Allah'ını isteyecek, Allah'ını sevecek. Bunun için ne lazım? Nefsini meşgul etmen lazım. Genciz, kuvvetliyiz, şehvetimiz en üst düzeyde. Eğer bu nefsi bir şeylerle meşgul etmezsek, muhakkak nefis bizi meşgul eder. Biz onunla oynamazsak o bizimle oynar. Biz onun gırtlağını sıkmazsak o bizim gırtlağımızı sıkar. Birisi tahakküm edecek bu bedene. Ya akıl ve ruh mesabesindeki biz tahakküm edeceğiz ya da içimizdeki kafir nefis tahakküm edecek. Nefis tahakküm ettiği zaman ateşe gideriz. Ama aklımız ve ruhumuz tahakküm ettiği zaman direkt olarak cennete gideriz. Dolayısıyla nefsini ilimle ve sohbetle meşgul etmezsen nefsin seni şehvetiyle meşgul eder. Bu da başka bir velinin sözüdür. Bu nefsi meşgul edeceksin. Bu nefsle uğraşacaksın. Nefsin en çok sevmediği şey nedir? İlimdir. Nefis cahil kalmak ister. Bilgisiz olmak ister. İlim tahsil etmek istemez. Sorumluluğunun artmasını istemez. Kişi ilim tahsil ettikçe nuru artar. Muhabbeti artar, aşkı artar. Allah'a olan yakınlığı artar. Şeytan ve nefis de bundan hiç azalmaz. Allah dostları ne buyurdu? Boş gezenin dostu şeytandır. Yakın zamandan bir örnek daha vereyim. Bunu da okul kitaplarımızda görürüz. Atasözlerindendir. Boş çalış, boş oturma. Okulda görmüşüzdür bunu. Boş çalış ama boş oturma. Ne demek istiyor? Çalıştığın iş sana çok ciddi bir gelir getirmese bile boş durmandan iyidir. Çünkü boş duranın dostu şeytandır. Şeytan onu bir şekilde kandırır ve nefsiyle meşgul eder. Şeytanın kandırdığı adam da cehenneme gider, başka bir yere gitmez. Allah Teala bizi kananlardan, aldananlardan etmesin inşallah. Amin ya Muin. Sen seni sevdiğinle bil, o seninledir. Sakın Mevlamızı bizden uzak bilmeyelim. O bize yakın gibi bildiğimiz her şeyden daha yakındır. Çok daha yakındır.